الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال تبكين أولا تبكين ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan izam aleyhi salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab etbaları rıdvanullah teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden intihar dar baka edenler rahmetullah aleyhi mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hazırun ve dersini dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin erva için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Dünya günahım diyecek. Nasıl ayınlasın? Fırtıllı sana en antalayım var. Nadu kalayım. Allah'a aleyhinem. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yakınlarından ki onları biliyorsunuz sahabi deniyor. Cabir Hazretlerinin babası Abdullah şehit olmuş. Efendimiz hiç bizim gibi ortopedik yataklarda yatmamış. Ömrü billah cihat meydanlarında geçmiş. Koşturarak İslam'ı yaymak için, tebliğ için görevini bir hakkın yerine getirmiş. Sahabiler de onunla beraber at koşturmuşlar, yaya gitmişler. İşte bu Hazreti Cabir'in babası Abdullah şehit olmuş. Şehit olunca insanın babası, anası, kardeşi, sevenleri üzülür. Çünkü biz insanız. Zayıf taraflarımız var. O kız kardeşi çok ağlamış. Evet, günlerce ağlamış. Söylemişler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme. O da ona şöyle söylemiş. Biliyorsunuz bir ölüm vukuunda taziye yapmak o müminin üzüntüsünü hafifletmek için onu ziyaret etmek dinimizin gerekli gördüğü görevlerimizdendir. Biz din kardeşiyiz. Din kardeşi demek sevinçli olduğu zaman da sevincini destekleyip artıracak. Üzüntülü zaman da üzüntüsünü paylaşıp azaltacak. İnsan demek kardeş budur. Evet biz de işte böyle bir durumlarda müminleri örf adetimiz böyle. Bu hadislere dayanıyor. Tamamen taziye, sünnet gideceğiz. Allah'ın emri inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Zaten Allah'ın kuluyuz. Dönüp dolaşıp varacağımız yerde o. Allah sana sabır versin, ölene de rahmet eylesin filan diye taziyetlerde bulunacağız. Evet. Bu dinimizin güzel emirlerinden birisidir. İşte bu zat da vefat edince şeysi kız kardeşi çok ağlamış. Evet. Yalnız ağlamış derken sulu sulu ağlamış. Bağırık çağırma yok. Kadere itiraz anlamında saç yolma, elbise parçalama, yırtma gibi sesli olarak ki ona niyaha derler. Bu İslam'da haramdır. Buna dair hadis de gelecek. Usul usul ağlamak güzel bir şey. Çünkü kalp üzüntülü olunca gözden yaş akar. Allah böyle yaratmış. Ve bu da iyi bir şeydir. Gözden yaş akarsa kalp merhametli bir kalp demektir. İyi bir şeydir. Katı kalbi Allah sevmiyor.
bu şey de, sahabiye de çok ağlamış. Efendimiz'e söylemişler. O da gitmiş şöyle buyurmuş. Şimdi size okuduğum hadisi o zaman buyurmuş. Tebkine, evet, Fatıma adı, Cabir'in şeysi, kız kardeşinin şeysi. Evet, tebkine ağlıyorsun. Evet, usul usul ağlıyor. Kötü değil. Bağırıp çağırma ağlamak yanlış. Vele evvela yepkine, evvela tepkine, ağlıyorsun veya ağlamıyorsun. Zaman zaman ağlamadığında oluyor. Ağlasan da ağlamasan da ey Fatıma, senin bu ağlaman veya zaman zaman durman olsa da mâ zâlet el melâiketü tuzilluhu bi ecnâhtihâ. Evet, melekler kanatlarını, kanatlarıyla onu çoktan gölgelediler. Ona moral veriyor. Yani ölen şehit olmuş. Şehit de melekler kanatlarıyla gölgelerler. Efendimiz öyle söylüyor. Kanatlarıyla melekler onu çoktan gölgelediler. Sen ağlasan da ağlamasan da böyle şehit, Allah yolunda, Allah yolunda savaşınız. Cahidu fillah. Allah yolunda savaşınız. Emrine uyarak dini mübin İslam'ı dünyaya tanıtmak, insanlara tanıtmak. La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesini ilah kelimetullah için koşturmak. Şöhret için değil. Para için değil. Adımı tarihe yazsınlar diye değil. Allah Celle Celaluhu'nun emirlerinin gereği olarak onun rızasını kazanmak için, insanlığı, İslam'ı insanlara tebliğ için cihat edilir. Ana hedefi budur. Zalimlerin zulmünden mazlumları kurtarmak için cihat edilir. Bu maksatla cihat etmek dinimizin emri. Evet. Bu yolda Allah'ın bu emrine uyarak en tatlı şeyi, canını veren kimse şehit olur. Şehit. Neden şehit? Müşahede görmek demek. Bizzat gözüyle görmek demek. Şehit de oradan geliyor. Gören. Neyi görüyor? Evet. Ölürken ilk damlasıyla, daha kanının ilk damlasıyla şehidin tüm günahları siliniyor. Allah yolunda en kıymetli şeyi, canını bezlettiği için, bunu ispat ettiği için fiilen ben savaşacağım demiş, bu niyetle yola çıkmış ve ispat, yani ölmüş, şehit olmuş. Evet. Ondan sonra gideceği cennet makamlarını görür şehit. Efendimizin hadislerinden bunu öğreniyoruz. Onun için şehit. Veya melekler, işte burada da söylediği gibi, Efendimizin buyurduğu gibi, o canını vermek üzere olan mümin, Allah yolunda vefat eden müminin başına gelirler. Biz bu müminin senin emrine uyarak en kıymetli şeyi olan canını senin yolunda bezlettiğine şahidiz. Melekler şahit olduğu için adı şehit. Cenneti gördüğü için şehit. Evet. Ondan dolayı şehit derler. Baş şehit bu. Savaşarak Allah yolunda namus için, vatan için, ilahi kelimetullah için ölen kimse. Baş şehit bu. Ama Allah yolunda iken ölenler de şehit oluyor. Mesela namusunla ailesini geçindirmek için, helal kazanç için, çoluk çocuğumu muhannete muhtaç etmeyeyim, ele açtırmayayım, onların iffetini koruyayım, en iyi şekilde eğiteyim, terbiye edeyim, bakayım, çekeyim diye
dükkanına gitmiş, helalinden kazanmak maksadıyla işine gitmiş, dairesine gitmiş. Bu da Allah yolundadır. Bu niyetlerle evinden çıktıysa, evine dönünce kadar Azrail gelse, canını alsa, Allah yolunda vefat etmiş olur. Görevi helalinden maaş alıyor, ücret alıyor. Görevi gereği ülül emrin, yani devletin şuraya git, buraya git emir vermiş. Dürüst niyetlerle bu emirleri yerine getirmek için Azrail gelmiş. Bu Azrail'in gelmesi hep de böyle olmuyor, biliyorsunuz. Yani şimdiki isyancıların işte ona sıktığı bir kör kurşunla vefat etmiş. Ama gene Azrail alıyor canını. Azrail alıyor. Kim, nerede, nasıl ölürse ölsün Azrail aleyhisselam alıyor herkesin canını. Bir anda her şeyi yapabilen bir kudreti var Azrail aleyhisselamın. Aha, bu da şehit görevini yaparken. Evet, sadece düşman da Çanakkale'de İstiklal Harbi'nde savaşanlar değil. Böyle görevi gereği, devletin emri gereği kamu nizamını, düzenini korumak için, insanların malını, canını korumak için verilen görevi yerine getirmek maksadıyla çalışırken öldüğü, o da şehit. O da şehit. Veya Kore'ye gitti, Kıbrıs'a gitti. Bizim vatanımız değil, olabilir. Koreliler Müslüman değil, olabilir. Ama insandırlar. Ben zulme uğradım, beni kurtarın, ben mazlumum diyen adama, zalimin elinden onu kurtarmak için giderseniz, uğraşırsanız, bu uğraşınız sırasında ölürseniz Allah yolundasınız, yine siz de şehitsiniz. Onun için Kore'de ölenler de şehit, Kıbrıs'ta ölenler de şehit. Zalimlerin elinden, zulmünden mazlumları kurtarmak için dünyanın neresinde olursa olsun, bu maksatla. Bu tabii kendi vatanında da elveviyette şehit. Çok şiddetli, onulmaz hastalık, iç hastalıklar, devası yok, çok ağrılı, sıkıntılı, isyan etmemiş, benden başka hasta edecek adam bulamadın mı diye isyan etmemiş, şükür, şükür demiş, rıza göstermiş, doktora gitmiş, tedavi için uğraşmış ama olmamış. İç hastalıklarından dolayı çeşitli sıkıntılara maruz kalmış, sonunda vefat etmiş. Bu da şehittir. Bu da şehittir. Evet, mazlumen katledilen, haksız yere öldürülen adam, o da şehittir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde bunları saymış tek tek. Evet, bu şehitler cennetlik olacaklar. Efendimizin beyanlarına, Kur'an-ı Kerim ayetlere göre ve cennetteki en yüksek makamlara bu şehitler oturacak. Oturacaklar. Şimdi bu Fatıma'nın gönlünü almak için sen ağlıyorsun. İsterse ağlama. Ağla veya ağlama. Önemli değil. Melekler onu çoktan kanatlarıyla gölgelendirdiler. Evet. Canı çıkarken zaten melekler başında. Biz şahidiz ya Rabbi. Bu en kıymetli canını senin uğruna, senin emrinin yerine getirmek için verdi diye şahit. Kanatlarının gölgesine aldılar. Onu teselli ediyor. Kardeşim, işte akrabam, arkadaşım, neyse kimse şehit oldu diye üzülmesin diye onu teselli ediyor. 3 gün zarfında böyle müminlerin cenaze okunduğunda, musibet anında onları taziye etmek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerinden, Müslümanın haklarından, görevlerindendir. Evet, ahirette de bu şehitler bu anlamda güzel yolda fi sebilillah vefat edenler, mahşerde herkesin güneşin yaktığı, terin kulak yumuşağına kadar çıktığı, ter içinde boğulduğu zamanda onlar Arş-ı Ala'nın gölgesinde yevme la zille illa zilluh, arşın gölgesinden başka hiçbir gölge olmadığı zamanda
arşın gölgesinde gölgelenecekler. Gölgelenecekler. Allah yolunda sevişenler, o gölgelenecekler birisi. Allah için darılanlar, şeyle gereği, menfaati için, şunun için değil, Allah için darılıyor. Yani adam müşrik, adam kafir, onun için sevmiyor, ona onun için dargın, başka bir maksadı yok. Bunlar Allah için sevişenler, Allah için darılanlar, adil idareciler, delikanlı, genç, fiziki dürtüleri var, etraftan davetler var, zinaya davet ediyorlar. O "ben Allah'tan korkarım, bunun hesabı var" diyerek fiziki dürtülerine rağmen harama el uzatmıyor, uşkur çözmüyor. Böyle şebbün fi neşe fi ibadetillah, namazında, abdestinde harama el uzatmamış gençler. Evet, bunlar da arşın gölgesinde gölgelenecek olan kimselerden, adil idareciler, gölgelenecek kimselerden. Geceleyin kalkmış, kimsenin görmediği zamanda uykusundan, tatlı uykusundan kalkmış, güzel şakır şakır abdest almış, yaradan divana durmuş, namaz kılıyor, teheccüd namazı kılıyor ve gözlerinden yaşlar boşanıyor, kimse görmediği halde Allah'ın celal ve azametini, mahşer sıkıntılarını, ahiret sorgularını hatırlıyor ve bundan dolayı başlıyor ağlamaya. Fefadat aynahu haliyen, kimse yokken Allah korkusundan gözün yaşı akanlar, bunlar da mahşerde yanmayacak, arşın gölgesinde gölgelenecek olanlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları seb'atun, evet, yedi kişi vardır. Yuzillihumullahu fi zillihi yevme la zillihi illa zilluh hadisinde tek tek saymış. İşte bu şehitler de bu gölgelenecek olanlardan birisidir. Hatta rafa'tumuhu, siz onu şehit düştüğü yerden, vefat ettiği yerden kalktığınız zaman zaten onlar onu kucakladılar, kollarına aldılar. Onlar taşıyor, zahiren siz taşıyorsunuz. Efendim Sa'd bin Muaz radıyallahu anh, Medine'nin ileri gelenlerinden, varlıklı, iri vücutlu, kabadayı, güzel bir Müslüman, Hendek Harbi'nde yaralanmış, atar damarı kopmuş, kan fışkırıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme demişler ki Sa'd ağlıyor. Gitmiş o da, demiş Sa'd ölümden mi korkuyorsun? Yok vallahi ya Resulallah, ölümden korkmuyorum. Ama gencim, güçlüyüm. Yaşasaydım İslam'a daha çok hizmet ederdim. Hizmetten kalacağım. Kan o parmak gibi fışkırıyor. İri cüsseli bir adam. Öyle mi diyor, sen hizmet mi istiyorsun? Bismillah diyor, akan kana parmağını koyar koymaz kan diniyor. Sonra götürün bunu diyor, tedavi edin. Götürüyorlar. Savaş bittikten sonra işte Yahudilerle Müslümanların arasında hakem oluyor, görev yapıyor. Evet, görevinde dürüstçe yapıyor ve ondan sonra kan gene fışkırıyor. Hizmet ediyor İslam'a. Çetin bir imtihan. Evvelce Yahudilerden kredi almış, para almış, zengin olmuş. Yahudiler de onu hakem yapmışlar ki bize torpil yapar, vaktiyle yaptığımız iyilikleri düşünerek diye. Ama o Allah'ın dediğini yapmış, adaletli karar vermiş. Görev bitince kan yine fışkırmış ve gece yarısı vefat etmiş yatağında. Bu da şehit. Harp meydanında aldığı yaradan dolayı vefat etti. Evinde vefat etse, hastanede vefat etse dahi harp meydanında aldığı yaradan dolayı öldüğü için bu da şehit. Ve ailesinin işte şeylerinden vefat ettiği anlaşılmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme de şey etmişler, çağırmışlar. Vefat edince bir mümin haber verince komşusu, akrabası gidecek, onu kıbleye döndürecek.
sağ tarafını yatıracak, gözü kıbleye, kabirde yattığı şekilde getirecek. Mümkün değilse ayağını kıbleye getirecek, başının altına yastık koyacak, gözü kıbleye gelsin. Kıble bizim bereket, rahmet noktamız. Onun için yanında hayızlı kadın varsa başka odaya, abdestsiz cünüp adam varsa başka odaya çıkarılacak. Yani evden kovulmayacak. Onun olduğu odadan çıkarılacak. Çünkü rahmet meleklerinin gelmesine engel olur bunlar da ondan. Onun da rahmete ihtiyacı var. Yanında Yasin okunacak, Kur'an okunacak. Bir tanesi de başucunda o duyacak kadar sen de söyle diye söylemeksizin La ilahe illallah, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek kulağı duyacak kadar tevhid kelimesini söyleyecek. Bu görevimiz. İşte Peygamberimize haber vermişler. Efendimiz gitmiş. Bu görev. Evet. Kapıdan bir ayağını içeri atmış, bir ayağı dışarıda beklemiş böyle. Oradakiler kimse görmüyorlar. O da boş diyorlar. Efendimiz durmuş. Sonra gitmiş başına. Ona işte dualar etmiş. Ondan sonra cenazesinde herkes seviyor. Kalabalık bir grup. Cenazenin bu da cenaze için çok kıymetli bir şey. Kalabalık cenaze insanlar cenaze namazında 40 kişi samimi olarak 40 kişi bulunsa çok büyük avantaj ölen için. Onunki daha çok işte elde taşımak lazım. Çünkü insan eşya değil ki arabaya konsun. Elde taşımak en güzel. Taşıyanlar sağ omuzunda onun 10 adım, sol ayağında 10 adım, sol omuzunda 10 adım, sol ayağında 10 adım olacak şekilde değiştirerek tapudun salın 10'ar adım yürüseler 40 büyük günahı affolunur diyor Peygamberimiz. Şimdi tabii İstanbul 40-50 kilometre uzağa götürülüyor. Omuzda taşınamaz. Trafik o kadar çık. Ona bir şey demiyorum ama köylerde, kasabalarda arabaya, belediye arabasına konmasa iyi olur. Taşıyanlar kazanır. 40 büyük, 40 adım taşıyan 40 büyük günahı silinir diyor Peygamberimiz. Böyle avantajı var. Bundan yararlanmak için onu ezzet etmeden, efendim gürültü yapmadan biz de bir gün böyle olacağız, böyle öleceğiz. Bu cansız ata bineceğiz. Bizi de böyle götürecekler diye düşünerek hayatın muhasebesini yaparak sessiz gidilir. Allahu Ekber denmez. Yüksek sesle salavat getirilmez. Gürültü yapılmaz. Slogan atılmaz. Bunlar İslami şeylere aykırı. Sessiz ve derinden tefekkür ederek götürülür. İslam cenazesi böyle gider. Böyle götürülür. Şimdi sevdiklerinden başlıyorlar tekbir getirmeye. Yanlış yapıyorsunuz. Tekbir kötü değil ama orada yeri değil. Nasıl cuma günü hutbe okurken amin filan diyorsunuz. Yanlış. Hutbe dinlemek farz. Susacaksın, dinleyeceksin. Amin diyecek yer var, dinleyecek yer var. Tekbir getirecek yer var, getirir. Susacaksın cenazede de nara atmak, slogan atmak, tekbir getirmek, yüksek sesle salavat. Bunlar tamamen bid'at şeylerdir. Peygamberimiz sünnetine aykırı şeylerdir. Sessiz ve derinden götüreceksin cenazeyi. Evet, şimdi bu cenazeyi götürmekte insanların ne kadar çok taşırlarsa o kadar günahları affolunuyor. Adam da insan, eşya değil. Kamyona, kamyonete ne konur? Eşya konur. Ev taşınırken eşyayı konursun. Yük taşıtırsın. O yük değil ki, insan yahu. Ama yol uzak, 40-50 o zaman bir şey demiyorum. Hani imkansızlıklar, zaruretler varsa ona bir şey demiyorum. Ama kısa mesafedeki yerlere cenazeyi omuzunuzda taşıyınız. Arabaya koymayınız. Hem ona saygıdır, hem de sizin affınıza sebep olur. Evet efendim. Şimdi cenaze şeye konduğu zaman, kabre varıldığı zaman görevleri arz ediyorum. Eğer defninde bulunursa bir adam iki misli sevap kazanır. Cenaze namazı kılanlar Uhud Dağı kadar kazanır diyor.
Çok büyük sevap demek yani. Uhud Dağı'ndan kasıt çok büyük sevap demek. İşin var, işine dönebilirsin. Ama işin yoksa gelip bir yerde oturup lak lak döveceksen git defnine katıl, müminin defnine katıl. Akraba olsun olmasın. Müminin defnine katıl. Orada defninde bulunursan iki Uhud Dağı kadar sevap alırsın. Yalnız cenaze kabre konulmadan evvel, yere konulmadan evvel gömüleceği yere oturulmaz. Ona saygı duyulur. Ayakta beklenir. Cenaze defnedildikten, kabrine konduktan sonra ise ayakta durulmaz. Sadece çalışanlar ayakta durur, ötekiler otururlar. Ona saygıdır. Evet, ona saygıdır. İslami edeplerdendir, usullerdendir. Kabir erkeklerin yarı beline kadar derin kazılır. Kadınların göğsüne kadar derin kazılır. Kazıldıktan sonra dibinde kıble tarafına insan cesedi sığacak kadar, çünkü insan öldüğü zaman sağ tarafına yüzü kıbleye gelecek şekilde yatırılır. Onun sığacağı kadar bir topraktan yer oyulur. Buna lahit denir. İslami kabir böyle yapılır. Maalesef şimdi bunlara hiç uyulmuyor. Yanlış şeyler bunlar. Efendimiz Sa'd bin Muaz'ı arz edecektim size işte bu hadis dolayısıyla. Ona da kabir kazmışlar, çukur. Bu demiş Yahudi kabri. Bizim kabrimiz kıble tarafını oyun demiş. Sa'd'ı oraya kendisi yerleştirmiş peygamberimiz. Sağına yüzü kıbleye gelecek şekilde. Ondan sonra biriket tahta yanlış. Kerpiç en güzeli. Evet, beton kabir yanlış. Kur'an-ı Kerim'de minha halaknaküm, biz sizi topraktan yarattık ve fiha nuidüküm, biz sizi toprağa döndüreceğiz ayeti vardır. Peygamberimiz de böyle biriket, beton, mermer, sağlam şeylerle kabir yapmayı kesinlikle doğru bulmuyor, yasaklıyor. Bunlar yanlış, bid'at şeylerdir. Toprağa yaratıldık, toprağa gömüleceğiz. Kerpiçle böyle arkasını bindirerek kapatırsınız. Toprak, üstüne toprak, üstünü asla kapatmazsınız. Betonla kapatmak da onun rahmet kapılarını kapatmak demektir. Maalesef şimdi bunlar hep aksi şeyler yapılıyor. Toprağa gömülür. Türkiye'de 5 senede çürür insan. Suudi Arabistan'da 2 senede çürür. Resulullah zamanından Cennetül Baki'de bütün dünyanın her tarafı hacılar gidiyor. Her an, her vakit 5-6 tane cenaze olduğu halde aynı kabristan duruyor. Niye? 2 sene çürüyor, bir daha gömülüyor. Tamamen İslam'a uygundur. Beton kabir yaptırmak ölü yatırımdır. Hesap sebebidir. Oraya yaptıracağınız paranın hesabını vereceksiniz. Hesaba çekecekler. Neye böyle yaptın diye. Allah'la yarışıyor musun? Ölmek yok olmak demek. Çürümek demek. Sen de oraya beton yapıyorsun ki hayır çürütmeyeceğim. Durduracağım. İddia. Çok yanlış. Çok yanlış. Toprağa koyacaksın. Çürüyecek. Yok olacak. Bir daha gömeceksin. Bir daha gömeceksin. Şimdi İstanbul'da 30 sene yeter diye araziyi istimlak ediyorlar, kamulaştırıyorlar. 3-5 sene sonra doluyor. Çünkü herkes kabrini betondan, mermerden yaptırdığı için 3-5 sene doluyor. Yeni bir araziyi istimlak etmek gerekiyor. Çok da pahalı arsalar. Ne yapmışlar? Beton kabirler yapmışlar. Raf raf. 13 katlı, 17 katlı kabir var İstanbul'da arkadaş. Evet, böyle raf raf yapmışlar. Taputunla oraya sürüveriyor. Adamı kapatıyorlar beton kapakla. Bunlar tamamen İslam'a uymayan şeyler. Toprağa gömeceğiz. Çürüyecek. Aynı de baban da, oğlun da, kardeşin de, amcan da gömülecek. Yalnız kafirler ayrı mezarlığa gömülür. Müminler aynı kabire konulabilir. Kemik çıkarsa onu bir şeye alırsın, kenara koyarsın. Aynı yere yine onu koyduktan sonra araya bir toprak, onu da kemikleri de koyarsın, gene kapatırsın. Böylece İslami usul budur. Toprak kaybı olmaz. Mülk suresinde Allah yeryüzünü biz insanların geçimi için yarattık diyor. Evet, cenazede gömeceğiz ama sağ olanlar neyle beslenecek?
İstanbul'un her tarafı kabristan olursa neyle karnımız doyacak? Yanlış şeydir. Ekeceğiz, dikeceğiz, karnımız doyacak. Toprağa gömeceğiz, aynı yere bir daha gömeceğiz, bir daha gömeceğiz. Belli yer dışında toprak mezarlık olmayacak, ekilecek, dikilecek. İslami sistem budur. Maalesef Avrupa'da Tanzimat'tan bu yana Avrupa'ya gözümüz diktiğimiz için onlar da hep kabir yaparlar, heykelcidirler hep. Biz de onları taklit ettik. Kabir yapmak İslam'da yok. Ancak sonraki devir alimleri, İslam'ın ilk devirlerinde kabir yapmak hiç yok. Sonraki devir İslam alimleri Fatih Sultan Mehmet'e bir türbe yapalım demişler. Kanuni türbe yapalım demişler. Çünkü örnek adamlardır. Fatih evliya adamdır, Kanuni evliya adamdır. Televizyonda gördüğünüz adam değil. 76 yaşında harp meydanında şehit olmuştur. Öyle adamdır, öyle uşkur peşkirci adam değil. Yanlış tanıtıyorlar size. Öyle adamlardır. Yani hiç hatasızdır demiyorum. Her insan gibi. Onun da hatası olabilir ama 76 yaşında harp meydanında çok önemli. Şimdi kaloriferli kışlalarda kalıyor askerlerimiz. Kalori şeysi hesabı yapılan gıda veriyor devlet. Yine de torpille kaçmaya, yazıcı olmaya, ücretle filan askerlikten kaçmaya çalışıyoruz. O adam padişahken 76 yaşında harp meydanında ölmüş. Hiç bunu unutmayın. Yoksa hesap sorarlar. Aleyhine konuşursanız size hesap sorarlar. Neyse efendim, ben kabirden bu vesileyle. Şimdi o Sa'd bin Muaz, onu söyleyeceğim. Uyutturmuş, kapatmış. Evet. Sa'd bin Muaz Hazretleri defnedildikten sonra Peygamberimiz çok bozulmuş. Yüzü ekşimiş. Sonra dua etmiş. Dua ederken de başlamış tebessüm etmeye. Şimdi gece evine geldiğinde eve giremedi. Şu haller merak etmişler. Demişler ya Resulallah, sorabilir miyiz? Evine geldiğiniz Sa'd bin Muaz'ın şehit ya. Bir abdün attınız, içeri girmediniz. Öğrenebilir miyiz? Melekler hınca hınç doldurmuştu odayı. Yer yoktu. Beni fark edinceye kadar kapıda bekledim. Benim geldiğimi fark edince melekler bana yer verdiler. Sa'd'ın başına gittim, ben de okudum. Ya Resulallah, Sa'd iri kıyım bir adamdı. Cüsseli. Salını biz taşıdık, tapudunu biz taşıdık. Parmağımızın ucunda sanki uçtu ya Resulallah. Anlayamadık. Bunun kilosu nereye gitti? Siz öyle deyin. Hani diyor ya, ağla veya ağlama. Melekler onu gölgesine aldılar ya. Sa'd'ın cenazesini 70 bin melek taşıdı. Parmağımızın ucunda uçmasının sebebi o. 70 bin melek. Şimdi arkasını dinle ama. Kabre koyduktan sonra neden ya Resulallah yüzün ekşidi? Kabir azabı haktır. Kabir her konanı sıkacaktır. Efendimizin sözü bu. Kabir azabı yok diyen şimdi profesörler var. Kur'an-ı Kerim'de açık ayet var. Bin yıldır bu millet görmemiş sanki de şimdi herif bulmuş. Şimdi konuşuyorlar burada milletin kafasını karıştırmak için. Evet, Firavun'u biz sabah akşam ateşe arz ederiz diyor. Kur'an'da ayet var. 1936 devletin bastırdığı Hak dini Kur'an dili tefsirine bakın. Bu ayette Firavun'u biz sabah akşam ateşe arz ederiz, ateşe sunarız. Cennet yok yine Kur'an-ı Kerim'e. Cennet şimdi, cennete giren yok şu anda. Cehenneme giren de yok. Kur'an'da açık ayet var. Tefsire bakabilirsiniz. Üzlifetil cennetü lil müttakine gayrı. Cennet hazır. Gelinler gibi süslü bekliyor. Cehennem de hazır. Ama içinde kimse yok. Ayet ne diyor? Firavun'u biz sabah akşam ateşe arz ederiz. Cehenneme girmediğine göre, bu ayete göre şu halde kabir azabı var. Efendimiz de diyor zaten kabir azabı var diyor. Kabir sıktı diyor Sa'd'ı. Onun için üzüldüm. Onun için Allah'ım dedim. Elhamdülillah Allah duamı kabul etti. Sa'd'ın kabri cennet bahçelerinden bir bahçe oldu. Genişledi. Onun üzerine de yüzüm güldü.
Bunlar Buhari Müslim hadisleri, sahih hadisler. Bizim inancımız da böyledir. Evet, bu kadını da anlıyorsun, tamam da. Ağla veya ağlama. Senin diyor, yakının diyor, melekler çoktan kanatlarının gölgesini aldılar. Sadı taşıdıkları gibi taşıdılar. Öyle söylüyor güzel peygamberimiz. Evet. Allah herkese hayırlı uzun ömür versin. Bize de uzun ömür versin. Ama ölüm insanın canını yakan bir olay. Üzülürsünüz, ağlarsınız. Ama bağırıp çağırıp ağlamak, nara atmak, yumruk sıkmak, dişini sıkmak, saçını başını yolmak, hadis okuyacağız. Kesinlikle lanet sebebidir, azap sebebidir ve haramdır. Erkek veya kadın, kim olursa olsun. Burada da onu söylüyor. Ağlıyorsun, tamam tamam da ağla veya ağlama. O şehit, çoktan melekler onu kanıtlarının gölgesini aldılar ve yerinden alırken zaten onlar seni, onu aldılar, kucakladılar buyuruyor. Evet. Rahmetullah aleyk. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Evet. Aynı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle birçok olayları var. Şimdi Efendimiz'e bir ders veriyor. Böyle bir olay olmuş. Demiş, anam babam feda olsun. Bi ebi ente. Anam babam feda olsun ya Resulallah. Hemen yekrimühü yükrimühullahu. Allah kime ikram eder? Soruyor sahabi. Fakale aleyhissalatu vesselam. Emme huve fakat cael yakin. Evet. Kesin bilgi. Şimdi biz Allah'a inanıyoruz. Şüphemiz yok. Peygamber'e inanıyoruz. Şüphemiz yok. Cennete iniyoruz. Şüphemiz yok. Cehenneme iniyoruz. Şüphemiz yok. Görmedik. Görmüş gibi inanıyoruz. Eşhedü o demek. Gördüm gibi inanıyorum ya Rabbi. Eşhedü en la ilahe illallah bu demek. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah bu demek. Görmüş gibi inanıyorum. Hiç şüphem yok. Tamam ama öldüğümüz zaman bizzat içine gireceğiz. Evet. Artık aynel yakin olacak. Şimdi ilmel yakin. Kesin bilgimiz var. Ölünce kabir azabı var mı yok mu, Allah müminleri azaptan kurtarsın. Amin. İçine gireceğiz. Aynel yakin. Bizzat içine gireceğiz. Bu iş böyle. Vallahi inni le arcu lehul hayr. Ben diyor bu ölen için hayır dilerim Allah'tan, umut ederim. Biz de öyle diyeceğiz. Garanti cennetlik. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Bizim hocamız, bizim şeyhimiz. Yo 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 yo. Bakın şimdi hadis okuyorum beyefendi. Şimdi bu hataları hep yapıyorlar da. Vallahi inni li arcu lehul hayr. Ölen adama hayır dilerim, umut ederim. %100 kazandı değil. Hayır umut ederim. Allah'ın işini nereden bileceksin sen ya? Affedecek, affetmeyecek. Vallahi yemin ederim ma edri ve ene Resulullah ma yef'alu bi. Vallahi yemin ederim ki ben Allah'ın peygamberiyim ama Allah beni ne yapacak bilmem. Onun için gece kalkıyor, uyumuyor sabaha kadar. Gözyaşı döküyor. Dizleri şişiyor. Sabaha kadar uyumadığı için. Taha ma enzelna aleykel Kur'an li teşka. Habibim biz senin Kur'an'ı böyle sabaha kadar uyuma, uyuma, rahatını bırak, dizden şişecek kadar ibadetsin de indirmedik. Aynen Kur'an böyle. Ama Peygamberimiz söyledi. Bilmem diyor, Allah bana nasıl muamele edecek, ben de korkuyorum. Evet. Bize örnek. Halbuki Peygamberimiz مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْرِكَ وَمَا تَأَخَّرِ. Gelmiş geçmiş günahların hepsi sildim ya Rab, ya Resulallah diyor. Ayet var. Ama Peygamberimiz yine boynu bükük, gözü yaşlı, Allah'a yalvarıyor geceleri. Ağlıyor. Biz evelallah namazımı kurmuşumdur. Orucumu tutarım, haccımı da yaptım, garantiledim. Yo 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 yo. Garanti yok. Bizim hocamız can. Yo 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 yo. Garanti yok. Onu söylüyor. Öyle garantilemeyin işi. Allah'a devam boynunuz bükük olsun.
Hep Allah'a umutla bağlanın. Onun affına sığının. Evet. Bunu söylemiş o kadına. Diyor ki vallahi la üzekki ahaden ba'dehu ebeden. Peygamber böyle söyledikten sonra kimseyi cennetlik demem gari. Allah bilir. Cennetlik olmasını umarım. Allah cennetlik etsin, rahmet etsin, günahlarını affetsin derim. Ama %100 cennetliktir. Yo 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 yo. Onu söylüyor. Maalesef bunları şimdi çok yapan var. Yanlış şeyler. Hepimiz Allah'ın kuluyuz. Ne olursak ol, boynumuz bükük olacak. Sen bilirsin ya Rabbi. Hiç öyle kibirlenme, gururlanmaya garanti kesinlikle yanlış. Bu olayda da öyle söylemiş. Ben diyor garanti ne yapacağımı bilemem diyor. Hayır umarım ölenlere ama kendime ne yapacağımı bilemem. Halbuki hakkında böyle ayet var. Mümin böyle olmalıdır. Kesinlikle kendini tezkiye etmemeli. Evet. Allah'tan da umudu kesmeden devamlı Allah'a sığınıp boynu bükük olmalıdır. Bu olay vesilesiyle bunları söylemiş güzel peygamberimiz. Ama şehit böyle işte. Tamam üzüntü ağla da herkese nasip olmaz. Şehit olanlar için böyle müjde var. Melekler gölgesini aldı bile çoktan diyor. Sen alıyorsun ama çoktan gölgesini aldı. Bu aziz milletin de şehit olmayan sülalesi, ailesi yok biliyorsunuz. 1071'den beri savaşa savaşa gelmişiz. Bu tarafa milyonlarca şehit altımızda yatıyor. Onların bereketiyle zaten Allah bizi himaye ediyor, koruyor. Öyle bilelim ama bunu unutmayarak hep Allah'a boynumuz bükük, hareketlerimiz ölçülü olsun. Ahmed İbn Hanbel, Buhari, Müslim, Nesai, Cabir Hazretlerinden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Evet. Evet. O öyle söylüyor hani. Benim diyor halam diyor ağlamaya başladı da diyor. Peygamberimiz bu hadisi o zaman söyledi. Sen ister ağla ister ama çoktan melekler onu korudu bile. Efendimiz buyuruyor. Tecafu an zenbi sahiyyi. فَاِنَّ اللّٰهِ اَخِذٌ بِيَدِهِ كُلَّمَا اَسُرًا. Cömertlik Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çok övülmüş. Kur'an-ı Kerim'de de Allah cömertleri sever. Hadis, ayet-i celle var. Cennet 8 kapılı. Bir kapısı peygamberlerin gireceği kapı. Aynı zamanda peygamberlerle beraber sahilerin, cömertlerin gireceği kapıdır. Bir kapı reyyan kapısı, oruçluların gireceği kapıdır. Bir kapısı işte şunların bunların 8 kapı böyle. Evet. Sahi mecbur olmadığı halde mesela zekat mecburi vereceksin. Ama komşundaki adama zekatını verdikten sonra illa vereceksin diye bir kanun yok. Zekatı vermezsen zorla alırlar. Ülül emir alır. İslam'da böyle. Ama sadaka için işte gel cami yapalım ama şu garipleri yetiştirelim. Sokakta olanların karnını doyarım, giydirelim, kuşatalım. Mecbur değilsin. Verirsen sahi olursun. Birisi geldiği zaman cami yapacağız, hastane yapacağız, okul yapacağız. Şu işte garibanları, yetimleri biçeceğiz para. Hemen malını veriyorsun. Allah sahiyi bundan seviyor. Şimdi adam mağaza sahibi, ticaret sahibi, kafası çalışıyor. Kar topu gibi parayı yuvarladıkça katlıyor, büyüyor değil mi? Ticaret bu demek. Kar ediyor. Ama bazen zarar da edebilir. Zarar tehlikesi olduğu için kar helal zaten. Zarar tehlikesi olmadığı için faiz haram. Kar risk var çünkü batabilirsin, yok olabilirsin. Şimdi adam güzel tezgahını kurmuş, sermayesini çalıştırıyor. Biri 2 ediyor, 2 4 ediyor, 4'ü 8 ediyor filan. Sen de gitmişsin, bir okul yapacağız, hastane yapacağız.
talebeleri yetiştirecek şeyimiz var. Açmışın kasanı, al kardeşim demişin. Paraları vermişin. Ne demek bu? Allah büyük. Bunlar veren Allah bir daha verir. Cimri ne yapar? Ben bunu verirsem nereden kazanacağım? Hani sermayeyi kazanıyor, parayı kazanıyor. Parayı verirsem nereden kazanacağım? Allah'a itimadı olmayan adam cimri. Sahi ise aldın ya diyor. Alın. Allah bana bir daha verir. Allah'a güveni fazla. Bundan dolayı Allah çok seviyor sahi, cömert kimseyi. Böyle veren eli açık. İşte senetleri ödemiyorum, çekleri ödemiyorum. 1000 liradan su getiriyor. Böyle değil. Kusura bakmayın. Ben sizi bulmam lazımdı aslında ama ya iş dolayısı işte sağa sola gidemem. Al kardeşim. Alın alın. Alın. Allah sizden razı olsun. Aracı oldunuz. Bak ben de buna vesile ettiniz. Teşekkürüyle. Zorlanarak değil. Sahi adam. Allah'a güvenen adam. Ben her zaman gene verir, gene zengin eder. Sen dalak, ben verek. Ben gene çalışırım, gene verir. Diye Allah'a güvenen adamdır. Sahi, veriveren adamdır. Tabii zengin adam böyle veriverir, sahi olur ama o da insandır. İnsan beşer, durmaz, şaşar, eyler hata, üçer beşer. Beşer, herkes hatası var. Benim de var, senin de var. Onun da hataları vardır. Efendimiz diyor ki, bu Allah'a güveninden dolayı garibanlara veriverdi ya elinde kasasında olanı. Aha böyle sahi kimselerin süçmeleri olabilir insan olarak. Bunun diyor dilinize dolanmayın. Es geçin. Sahili kolay bir şey değil. Para çok tatlıdır. Parayı kıyamaz adam. Gıy vermiş adam. Al götür demiş. Aha bunların diyor insanlık gereği ufak tefek şeylerini görmezden gelin. Görmezden gelin. Evet aynı konuda çok hadis var. Sahi kimse o süçlükte elinden tutar. Helak olacak yerde elinden tutar kaldırır. Sahiyi çok sever. Siz de onun ufak tefek hatalarını görmeyin. Allah sahiyi sever. Ona yardım eder. Siz de onun şunu bunu konuşmayın. Gene aynı anlamda tecafu an zelletis sahi. Sahi kimsenin ufak tefek şeylerini, süsmelerini görmeyin. Fe innehu iza asara ahazer rahman biyedi. Ne zaman düşse Allah onu kaldırır. O itimadından dolayı, kendini güvendiğinden dolayı. Tecavüzü an zenbi sahi. Sahi cömert kimsenin, müminin günahından vazgeçin, müsamaha edin, görmeyin, konuşmayın. Başka ve zelletel alimi, alimin de ufak tefek hatalarını görmeyin. Evet, sen bir hayır işlersin, birebir kazanırsın. Alim adam bir konuşur, milyona hitap eder. Milyon adama sevap işler. Affetmesini de bilir arkadaş. Onun için alimler de insandır. Evet, yapmadıklarınızı niçin söylüyorsunuz diye Kur'an'da ayet var. Lime tekulûne mâ lâ tef'alûn. Kürsüye çıktınız mı? Şey bırakmıyorsunuz. Toz duman, her taraf. Milleti giydiriyorsunuz. Kendiniz yapıyor musunuz? Hesap soracak Allah. Alimlere, bizlere, biz alim değiliz de konuşuyoruz, hesap soracak. Ama arkadaş sen kendini ona dil uzattırma, hoca da böyle yapıyor falan. Bırak onun ufak tefek, o da insandır. Hataları olabilir, söylediği güzel sözlere dikkat et, onun verdiği bilgilere dikkat et, onu uygula. Tabii alim de yapmadığını söylediğinden dolayı hesap verecek de. Sen kafanı hep onu takma. O yapıyor, ben de yapıyorum deme ya. O da insan ya. Onun da hatası olabilir. Cömert adamın hatasını görmezlikten gelin. Alimlerin ufak tefek sürüşmelerini de gözmezlikten gelin. Zaten onlar hesabını kendi verecek. Ve sat ve ta es sultanil adil. Adaletli idareciyi de ufak tefek şeylerini pek dilinize dolamayın. Çünkü insanları idare etmek çok zor. Çok zor. Birini memnun etse birini memnun edemez. Oraya geldiği zaman sen ne yaparsın?
ufak tefek hatalarını zelle, ufak tefek hatalarını böyle idarecilerin de hoş görün. Fe innallahu teala ahizun bi yedihim kulleme asara asirun minhum. Evet, Allah onları bu adaletli idarelerinden dolayı idarecileri, sen yatar, atar kafasını yatarsın, o adam yatamaz. Şuradan hesap gelecek, buradan hesap gelecek, 24 saati uyuyamaz. Herkesin sorusunu o verecek. Gayret ediyor, iyi niyetli. Pek üstüne varmayın, etmeyin, kılmayın. Çünkü Allah onları bu fedakarlıklarından dolayı, alimin bu fedakarlığından dolayı, sahih cömert adamın fedakarlığından dolayı düştüğü zaman elinden tutar, kaldırır. Bilesiniz Allah böylelerini sever. Siz de öyle kafanızı takıp da herifin üstün üstüne gitmeyin. Ufak tefek hataları için. Öyle söylüyor güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, sahih olmak peygamberlerin kapısından cennete girmek demek. Adil idareci olmak, arşın altında gölgelenenlerden birisi olmak demek. Evet, ilmiyle alim olmak da, evet, bu Allah'ın Resulü'nün verdiği şeye göre, müjdelere göre Allah'ın sevdiği kişilerden birisidir. Onun için hemen bir şeyi takıp da saf dışı etme ya. Ufak tefek şeylerini üstüne durma. Ondan yararlanmaya bak diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Efendimiz şöyle buyuruyor. Tecavezallahu teala an ümmeti bima haddeset bihi enfusuha. Muazzam bir hukuk kuralı koyuyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Celle ve Ala ümmetimden kalbine gelen, düşündüğü yanlış şeylerden dolayı مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ bu düşünceyi gerçekleştirmedi, fiil haline getirmediyse اَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ diliyle söylemediyse vazgeçer, affetmiştir. Ben Miraç'ta Rabbim'den bunu diledim. İmanlı olanı ebedi yakma dedim, kabul etti. Evet, müminin hatalarını görme ya Rabbi dedim, fiil şey kabul etti. Evet, şimdi gelecek. Efendim, bir mümin iyilik düşünse, samimi olarak düşünüyor, yapacağım diyor. Koymuş kararlı. Hemen bu yazıyor. Yapmış gibi. Yapmış gibi kararlı, azimli. Bu fikri daha yapmasan bile sağdaki yazıyor sevap olarak. Ama delikanlı, şu kız çok güzel falan yerde denk getireyim, onunla bir şöyle şunu yapayım, kafasından geçirmiş, böyle niyetlenmiş. Ama yahu demiş, yahu sonunda bunun hesabı var, kitabı var. Zinayı Allah haram kıldı, vazgeçmiş. Bu yazmıyor. Kötülük düşüneni fiil haline getirmedikçe yazmıyor. Ama sağdaki iyilik düşüncenizi azimliyseniz, kararlıysanız, daha meydana çıkarmasanız bile bu yazıyor. Peygamberimiz Miraç'ta bunu Allah'tan dilemiş. Tamam demiş. Allah da böyle bir avantaj bizim ümmeti Muhammed için. Evet, Allah Celle Celaluhu mümin kalbinden geçirdiği şeyi konuşmadıkça, fiil haline getirmedikçe onu ondan vazgeçer, ondan hesap sormaz. Ama sevap azmettiği zaman, sevap kurduğu zaman kafasında hemen ona ecir verir. Bunu Miraç'ta Allah'tan bizim adımıza Peygamberimiz kurtarmış, onu söylüyor bu hadiste de. Onun için ceza hukukunda genel prensibidir. Şimdi fikir suçu yoktur diyorlar ya, yani kafamızda fikir, gideyim şurayı soyayım, şöyle edeyim, fiil haline gelmedikçe suç olmaz. Suçun olması için fiil olacak ortada. Fiil olacak. Bunu kasıtlı yapacaksın. Kasıtlı yapacaksın. Zor altında yapmış olmayacaksın. Hani zorla öldürürüm seni,
şu kızın ırzına geç. Sırbistan'da oldu biliyorsunuz. Orada Müslüman olan kadınların ırzına geçti o Sırp askerleri. Yoksa öldüreceğim. Böyle değil. Kendin kastın var, niyetin var. Bile bile suç işli. Fiil haline gelirse suçun unsurları derler buna. Bugün hukuk da bunu söyler. İslam'da bu. Dünyada ilk kuraldan beri böyledir. Avrupa da bunu bilmezken kural halinde Peygamberimiz bunu uygulamıştır. İslam alemi bunu uygulamıştır. Şimdi o hadisi okuyorum size. Ümmetim kafasından geçen kötülükleri söylemedikçe, fiil haline getirmedikçe Allah onlardan vazgeçmiştir, müsamaha etmiştir, affetmiştir. Defterini yazdırmayacaktır. Ben Allah'tan bunu istedim, bunu kabul etti. Men hemme bi hasenetin felem ya'melha kütübet lehu hasene. Evelallah. Elime para geçecek, bak şu işi yapacağım. Bir okul yapacağım, bir hastane yapacağım. Hakikaten kararlısın, yalan değil. Hemen yazar. Hemen yazar diyor. Hemen kütübet lehu hasene, hemen hasene yapmış gibi yazar. Ve in amilehe kütübet lehu aşran. Böyle yazdı, niyet ettin yazdı. Samimi niyet ettin yazdı. Yaptın sonra 10 kat daha verir diyor. Fiilen yaptığın zaman 10 kat daha sevap verir. Ve men hemme bi seyyiatin vahide. Bir kötülüğe kafanda geçirdim. Gideyim şu kızı ayarlayayım. Ya da şu polisi ayarlayayım. Rüşvet vereyim. Şöyle yapayım. Böyle şey yaptım. Belem yamete. Ama yapmadın. Kafandan geçen bu fikri yapmadın. Lem tüptep. Yazılmaz. Günah olarak defterine kaydedilmez. Fîn amilehe kütübet lehu seyyye. Yaptı. Bir günah yazılır. İyilik yaparsan 10 yazılır. Kötülük yaparsan 1 yazılır. Bir günah yazılır. Peygamberimizin hatırına. Miraç'ta Allah Celle Celal bunu istemiş. Üzülme Habibim demiş. İstediğini verdim. Bir şeye cevap alamamış. Müslümanları birbirine düşürme demiş. Ya Rabbi kavga etmesinler birbirlerine. Buna da cevap almadım diyor. Buna cevap alamadım diyor. Diye dedilerin hepsini yapmış Allah. Onun için görüyorsunuz Müslümanlar birbirini yiyor. Birbirleriyle kavga ediyorlar. Bu da imtihan dünyası olduğu için buna cevap vermemiş Allah. Evet biz de bu prensiplere, bu hadislere göre hareket edeceğiz ama kötülük düşünce haline kaldı, söz haline geçmedi, fiil olmadıysa günah yazılmıyor, tamam da müminin hedefi nedir? Allah'ın rızasını kazanmak, cennete gidip kötülmek. Hedefimiz o. Gerçi Yunus Emre ben cennet falan istemiyorum diyor ama onunla başka, onunla daha akıllı davranıyor. Böyle dedikçe çünkü daha çok veriyorlar. Biz arkadaş cehennemde yanmamak için cennete gidip köşklerde kurtulmak için yapıyoruz. Yunus kadar olamadık. Evet şimdi bir mümin de bunları bu hedefe ulaşmak için kötülük düşündüğü anda Allah'a giden yolda terakki edemez. Kaybı vardır. Halbuki iyilik düşündükçe yapmış gibi sevap kazanıyor. Allah'ın rızasını kazanma cennet yolunda mesafe kat ediyor. Ama aklından pis şeyler, kötü şeyler geçiyor. Deftere yazılmıyor, tamam da geride kalır. Hani birisi yüzde sınıfı geçiyor, birisi 4.5'tan kurtarıyor ya, o durumlara düşer. Yani kötü düşüncelerden de uzak durmak lazım. İyi düşünceler. Böyle durumlarda mesela çok kötü şeyler geliyor, söylüyor. Allahu ahad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Evet, amentu billah ve kefertu bit tavut. Vaadullah hak ve sadakal mursalun. Allahu ahad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Veya la ilahe illallah. Veya Sübhanallah veya Estağfurullah.
bir şeyle meşgul ol, o kafanda kötü fikir gitsin. Evet, günah yazılmaz ama seni terakkiden alıkoyar. Bunlardan da kurtulmak lazım. Zihni iyi şeylerle doldurmak lazım. Efendimiz bunu söylüyor. Bugünkü hukukta da genel prensiptir. Suç olması için ortada bir fiil olacak. İslam hukukunda bu ondan çok evvel, Batı hukukundan çok daha evvel görüyorsunuz prensip olarak Peygamberimiz bunu bize Ayşe radıyallahu anha validemizden naklederek bize duyurmuş Efendimiz. Yecibü salatu alel gulami. Evet, evlenmek Allah'ın emri arkadaş. Fenkihû mâ tâbe leküm minen nisâi. Kadınlardan evlenin ey erkekler. Mâ tâbe leküm, beğendiğinizi. Zorla evlenmek yok arkadaş. Bak bu kız alacaksın. Bu oğluna varacaksın. Ana baba olarak hakkınız yok efendim. Hakkınız yok. Zorlamaya hakkınız yok. Beğendiğine varacak oğlan, kız beğendiğini alacak oğlan. Ama kızı bırakırsan, bize Anadolu'da olursa davulcuya varır derler hani filan. O zaman kızım, oğlum, bu tamam da bu bizim aileye yaraşmaz. Bunun yetişme tarzı şu, düşünme tarzı şu. Sonra geçinemezsiniz, huzur bulamazsınız diye uyarma hakkımız var. Uyarma hakkımız var. İslam hukuku uygulansa, mesela kız sen bir asil ailesin, mazbut bir ailesin, dinini diyanetini bilen bir ailesin. Kız da gitmiş böyle bir meyhaneciye, ne bileyim içkiciye, oğlana tutulmuş. Söylüyorsun, hayır diyor, olmaz. Dövemezsin, işkence edemezsin. Hukuk, İslam hukuku açısından söylüyorum. Ama İslam hukuku uygulanca olsa kadıya gidersin. Benim kızım şuna şuna talip, ben şuyum, şöyle bir aileyim. İşte şahitlerim, belgelerim. Bu evliliğe engel olur diye kadıya başvurabilirsin. Evliliğe engel ol diye. Sen zorlayamazsın. Dinimizin emri bu. Zorla evlendirme olmaz. Gönül alacak. Yanlış olursa uyaracaksın. Olmazsa böyle sistem var İslam'da. Evlenmek Allah'ın emri. Zinaya düşecekse düşme terkezi %99 evlenmek farzdır. Yok zinaya düşmez. Tabii genç, şüphe vaciptir. Bomba gibi oğlan, bomba bir kız kesinlikle sünnet-i müekkededir. Vacip ayarında bir dini emirdir evlenmek. Evlenmemek yok. Bu Allah'ın emri. Efendim falanca alim evlenmemiş. Vakit bulamamış ya herif. Örneğimiz Allah'tır. Allah'ın emridir, Resulullah'tır. O da bütün haklarını kullanmış. Falan alim filan alim bizim Kur'an'ı bize tarif ettiği zaman başımızın tacıdır. Peygamber'e öğrettiği zaman başımızın tacıdır. Kur'an'dan peygamber sünnetin yiraz etti mi, yüz çevirdi mi? Kusura bakma hocam, benim derdim Allah'ın rızası kazanmak deriz. Ona bağlanıp kalmayız. Ki o adam veya o adamlar, yani şu falan filan kastetmiyorum da, bu zaman bulamadı. Kendine bir dert mi vardı? Neydi? Sana ne? Allah evlenin diyor. Peygamber evlenin diyor. Evlenilmenin hedefi de çocuk yapmaktır. İslam neslinin devamıdır. Efendim zevklerimiz de, tamam ya, o arkadan gelsin. Ana hedef İslam zürriyetinin çoğalmasıdır. Öteki zevkler arkadan gelsin. Ve de sevaptır. Nafile ibadetten üstündür evlenmek. Sahabiler demişler ki ya Resulallah, zevkimizi tatmin ediyoruz ya Resulallah. Ne güzel söylemiş. Peki siz zevkinizi haramda, zinada tatmin etseydiniz günah olacak mıydı? Tabii olacaktı ya Resulallah. Olmaz olur mu? Sevapta tatmin ederseniz de Allah'ın emrine uyduğunuz için tabii sevap olacak. Ne güzel mantık. Evet. Çocuk yapmak Peygamberimizin isteğidir. Çok çocuk yapınız. Sizin çokluğunuzu ben gurur duyacağım. Efendimizin emridir, hadistir. Şimdi çocuk oldu. Evet, besmelesiz yatağa girmeyeceksin bir kere. Besmelesiz olursa şeytan ortak olur. O çocuğu öğretmen de hoca da adam edemez. Zor ederler. Besmelesiz olmayacak yatağa giriş. Evet, ondan sonra
Haram lokma yedirmeyeceksin avrada hanına. Evet, haram lokma yedirmeyeceksin. Helal lokma yedireceksin. Çocuk ana rahminde haram lokmayla beslenmesin diye. Doğarken Bismillah diyeceksin. Her doğan çocuğun şeytanı da beraber oluyor orada. O çocuk ona bağırıyor. Beni kurtarın bu hainden diye. Sen anlamıyorsun. Evet, Bismillah deyin, defosun gitsin. Doktor evesin veya sen bulunuyorsan. Ondan sonra doğduktan sonra sağ kulağına ezan okuyacaksın. Sol kulağına kamet getireceksin. Güzel bir at koyacaksın. Güzel bir at. Acayip isimler var şimdi moda. Soruyorum, bilmiyorum diyor. Ne koydun? Öyle koydum diyor. Öyle şey olur mu? Çocuk davacı olacak mahşerde. Gülünç isimlerden dolayı. Anamdan babamdan hakkım var diye. Güzel isimler. Oğlan konusunda en güzel isim Abdurrahman. Allah çok seviyor. Abdullah çok seviyor. Peygamberimizin Muhammed, Mehmet ismini çok seviyor. Peygamberimizin hanımları var, peygamberliğin atları var. Yani anlamı güzel kelimeler. Kadınlara da böyle. Bu babanın görevi, çocuğun hakkı. Haram lokmayla beslemeyeceksin. Anne besmeleyle emzirecek. Çocuğun yanında asla beddua etmeyeceksin. Karı koca olarak kavga etmeyeceksin. Ya bir yaşındaki çocuk, iki yaşındaki çocuk ne alır demeyeceksin. Hard diski beyin alıyor senin kavganı, o karına ettiğin pis lafları veya kadının kocasına ettiği pis lafları yazıyor. Kayda geçiyor. Onun için onun yanında kavga etmeyeceksin. Asla beddua etmeyeceksin. Ana bedduası geçiyor. Sonra Cevat Hoca geliyor alıyor. Cevat Hoca senin yazdırdığını nasıl sildirsin? Beddua asla etmeyeceksin. 4 yaşına gelince ilk öğreteceğin, konuşmaya başlayınca yahut da 2 yaşında ne zaman konuşuyorsa cümle kurmaya başladığı zaman ilk öğreteceğin kelime La ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesi olacak. İman kelimesini kalbine yerleştireceksin. Evet, 7 yaşına doğru namazlar yavaş yavaş dinden, imandan 10 yaşında sıkıştıracaksın. Buluğa erdiği zaman, şimdi onları söylüyor hadis de onun için bu bilgileri verdim. Buluğa erdiği zaman da tam soruludur. Tecibü salatu, evet, tecibü salatu alel gulami, 5 vakit namaz sabi çocuğa farz olur. Evet, ize akale, kafası çalıştığı zaman gerekir. Bakkala adam, bir sürü para veriyorsun, şunu 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 al gel, karıştırmadan aldı geldi. Kafası çalışıyor. Yatağını ayıracaksın. Başka odada yatıracaksın. Kız kardeşi yan yana yatırmayacaksın. Aklı eriyor senin. Müveyyiz derler buna. Müveyyiz olduğu zaman öğreteceksin çocuğa. Ve sam. Evet. İze taka. Şimdi oruç susuzluk demek. Hele bu sene geçtiğimiz gibi 17-18 saat sürerse çocuk nasıl dayanacak? Ne güzel söylüyor bak. Gücü yettiği zaman çocuğu yavaş yavaş oruca da alıştır diyor Peygamberimiz. Namazı öğret. Kafası çalıştığı zaman namazı öğret. Vel hudud. Evet. Yani şu haram, şu yasak, öğret bunları. Kafası çalıştığı zaman öğret. Bunu işleme, bunu işleme de. İşlerse de şimdi de var ya ceza hukuklarında çocuk deyip affetmiyorlar. Çocuk ceza sistemi var. Aklı eriyor çünkü keratanın. Yankesizlik yapıyor. Şu yapıyor, bu yapıyor. Aynı İslam'da da bak. Onları öğreteceksin. Bunları yapma, bunları yapma diye. Ve şehade. Evet. Mümeyiz çocuğun şahitliği kabul edilir. Tabii sen şehade kelimesini öğreteceksin de mümeyiz çocuğa. Bir de suç filan işlendi. Yetişkin kadar olmasa da yardımcı delildir. Şahadeti kabuldür. Ha. Şimdi izahteleme. İhtilam olduğu zaman ise, yani rüya görmüş erkek, meni çıkmış. Kız adet görmüş. Aha, bu tam sorumluluk demektir. Tam sorumluluk demektir. Artık kalkar mısın oğlum değil, kalkacaksın. Namazı kılacaksın. Oruç tutacaksın.
örtülmek Allah'ın emri. Örteceksin. Baba olarak, ana olarak görevin bu diyor Peygamberimiz. Ya genç bu daha falan. Yo, bak söylemiş. Kademe kademe. Ağaç yaşken eğilir. Demiyor mu sen? Aha bak, ta doğumdan başlıyorsunuz. Mümeyyiz olduğu zaman başlıyorsunuz yavaş yavaş. Yanında namaz kılar. O da zaten görür, taklit eder. Allah bir, Peygamber hak. Bunu basit basit öğretirsin. 10 yaşında daha camiye daha sık götürürsün. Ondan sonra ihtilam olduğum zaman %100 sorumlu. Her konuda cezaya da ehil, dini açılardan da tam yetkili, tam sorumlu. Efendimiz bu hadiste onu bize söylemiş. Bunun şeysi de ihtilam olmaktır. Bu ihtilam olmak Türkiye'de 15 yaş civarı, Suudi Arabistan'da 9 yaş, 10 yaş civarı, Belçika'da, Finlandiya'da 20-25 yaş civarı, soğuk ülkelerde geç uyanıyorlar. Herkese göre ihtilam olma diyor bak, şu sene demiyor yani. Ülkelere göre değişir, o zaman tam sorumludur. Ya genç bu ya, sonra kılar demeyeceksin. Küllüküm mes'ulun an ra'iyyeti. Kû enfüseküm ve ehlîküm nâra. Allah'ın emri de var, Peygamber'in de emri böyle. Siz hanımınızdan sorumlusunuz ey erkekler. Oğlunuzdan, kızınızdan sorumlusunuz. Dini vecibeleri yaptırın. Bu şekilde kademe kademe bunları alıştırın. Ve bu konuda ciddi olun. Ateşten koruyun. Peygamber diyor ki sorumlusunuz. Karınız açık geçerse sorumlusunuz. Kızınız şöyle yaparsa sorumlusunuz. Oğlanın sorumlusunuz. Bu hadiste bize bunları naklediyor. Bize öğretiyor. Evet. Şimdi şu hadiste isyadenizle okuyacağım, bitireceğim. Çünkü konuşmam başımında şehitten, cenazeden bahsettim. Bu hadiste müsaadenizle okuyayım. Evet. Tüc'alu ennevâyih yevmel kıyâme saffeyni saffun an yeminihim ve saffun an yesârihim. Evet. Feyenbahne alâ ehlin nâri kemâ tenbahul kilâbu. Allahu Ekber. Ben elçiyim, bana kızmak yok. Hocam bazen çok sıkıyorsun, çok daraltıyorsun. Ya ben daraltmıyorum. Olan aktarıyorum. Ben kardeşlik görevimi yapıyorum. Şimdi cenazeler çok oluyor ya. Mehmet polis şehit oluyor, geliyor. Bazısı ne güzel alıyor ama taşkınlık yapmıyor. Bin oğlum feda olsun diyor. Kahraman, muazzam adam. Bazısı da yumruk vuruyor. Niye öldün? Beni yalnız bıraktın falan. Evet. Şimdi insanlar da tuhaf. Oğlu askerden ölmüş gelmiş ve polis hiç şey yapmıyor, taşkınlık yapmıyor kadın. Vay, ölüvesin diye bakıyormuş ola iş. Hiç bağırmadı ola. Böyle de kınıyorlar yani. Müslüman'da bu yok. Şimdi onu anlatacağız. Ölünün arkasından ağlanır, sulu sulu ağlanır. Bağıra çağıra ağlamak haramdır dedim. Buna niyaha denir. Eskiden bir de adam tutarlarmış ağıt yaksın diye. Hadi geç de bir şu adamı ağıt yap, milleti ağlattır diye. Evet. Şimdi de çocukları söylüyorlar, söyletiyorlar taptığın başında. Herkes falan diyor. Elime ya. Yanlış yapıyorsun arkadaşım. Ağıt yakan kadınlar, ağıt yakan erkekler. Onları duyuruyoruz şimdi. Sesli saçın başını yola yola, elbiseni parçalaya parçalaya. Sesli ağlayanlar ölünün arkasından. Tüc'alun nevâih yevmel kıyâme. Bu ağlayanlar iki saf yapılır. İki saf. Saffeyni yevmel kıyâme. Kıyamet gününde iki saf yapılır. Saffun an yeminihim ve saffun an şimalihim, an yesârihim. Bir tanesi sağ tarafta, bir tanesi sol tarafta. Feyenbahne alâ ehlin nâr.
kema tenbahul kilab. Allahu ekber. Köpekler ulur değil mi? Geceleri ulur. Ezan okurken de ulurlar köpekler. Çünkü ezan okurken şeytanlar kaçıp çıkıyor. Ezan sesinin geldiği yerden kaçıyorlar. Köpek de onu görüyor, bize haber veriyor. Bak şeytan gidiyor. Haberin olsun diye. Horozlar da ötüyor. Horozlar da melek görünce öter. Eşek de aynı şekilde şeytanı gördüğün zaman angırır. Köpek de şeytan gördüğü zaman ulur. Böyle ses çıkarır. Onun için köpek uludu mu bil ki orada şeytan var. Hemen euzubillahimineşşeytanirracim de arkadaş. Bismillahirrahmanirrahim de. Kaçarken seni bir şeyler yapabilirler. Ayağının altını kalabilirsin. Sana bir tane atabilirler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Köpek uluduğu zaman, eşek anırdığı zaman, horoz ettiği zaman melek var. Allah'ım çoluğun çocuğumu bana bağışla. Onları dertten kurtar. İyi insanlar olsun. Yalvar lan. Melek var. Melekler de sen böyle derken amin derler. Melekler günahsız. Günahsız adam amin dedi mi garanti geçerli olur. Şimdi biz de amin diyoruz. Hocamın dediği gibi olsun amin diyorsunuz. İyi de benim ve sizin nasıl olduğumuzu Allah biliyor. Allah kabul eder. Umutsuz değiliz ama hani yürümüş arınmış da değiliz. Allah kusurumuzu affetsin. Ama böyle horoz ettiği zaman melekler var diye dua ettin mi? Melekler amin der diyor Peygamberimiz. Meryem amin dedi mi? Meleklerin günahsız garanti duanız geçerli olur. Kaçırmayın böyle zamanları. Kaçırmayın zamanları. Evet efendim şimdi ölü arkasından şehit olmuş veya şu nasıl olursa olsun böyle saçını başını yolmuş, elbisesini parçalamış ağlayanlar. İki saf yapılır kıyamet günü. Yevmel kıyame. Saffeyni. İki saf yapılır. Sağdaki saf, soldaki saf. Ve feyenbahne ala ehlin nari. Cehenneme gidecekler. Cehennemli, cehennemde görünüyor hep onlar. Köpekler gibi olurlar diyor. Evet. Arapça bilen varsa itiraz etsin. Feenbahne alahinnar kema tenbahul kilabu. Köpeklerin uluduğu gibi ulurlar. Bu cenaze arkasından sesli ağlayanlar, ağıt yakanlar, saç baş yolanlar, niha yapanlar, erkek kadın köpekler gibi ulutur Allah onları. Arkadaş. Hiç kimse bu duruma düşmek istemez. Tabii inanan adamlara söylüyorum. Onun için Yunus Emre'nin dediği gibi derviş bağrı taş gerek, gözü dolu yaş gerek. Göğsünüzü taş yapacaksınız, bağırmayacaksınız, çağırmayacaksınız, gözünüzden yaş akıtacaksınız, taşkınlık yapmayacaksınız. Yoksa bak köpekler gibi ulutur diyor, ulurlar, havlar ulur. Hadis böyle. Bunu eşinize, dostunuza, ailenize, çoluğunuza, çocuğunuza duyuracaksınız. Sakın arkamdan bağıra bağıra ağlama. Sakın saçın başın yola yola ağlama. Sakın ha diye tembih edeceksiniz. Böyle yapmaya başladı mı o ölene de diyor azap ederler. Yuazzeb bimâ nîhâ aleyhi. Niyaha yaptığı şeylerle aynı ona azap ederler diyor. Peygamber böyle söylüyor arkadaşım. Ben de senin kardeşiniz olarak söylüyorum. Böyle oldu mu akrabanızsa sus diyeceksiniz. Kız kardeşiniz karınızsa ağzına susmadı. Böyle elini kapatacaksın. Görevin. Canı yanmış olur kardeşim desen aynı lanete sen de müstahaksın. Suça ortaksın arkadaşım. Susturacaksın. Bu bizim görevimiz. Evet adam fren durmuyor. Tamam da onun fren durmuyorsa sen de kendini bırakmayacaksın. Sus diyeceksin. Konuşma. Sus. Bağırma. Önleyeceksin. Önlemezsen aynı lanet senin tepene de yağıyor. Aynen Allah, melekler hepsi lanet ederler diyor. Allah'ın kaderine itiraz ediyor çünkü. Maalesef bunlar şimdi halkımız tarafından bilinmiyor ve bu yanlışlar yapılıyor. Onun için bu davranışlardan sakınmamız lazım.
kazandıklarımızı yele vermemek lazım. Lanetli olmamamız lazım. Lanetli olmamamız lazım. Biz şimdi burada konuşuyoruz. Sen de beni dinliyorsun. Milyonlarca şehit vermeseydik ben burada konuşabilir miydim? Konuşturlar mıydı beni? O asker orada düzeni sağlamak için şehit olmasa, polis şehit olmasa ben rahat uyuyabilir miyim? Birimiz ölecek arkadaş. Bu ben olabilirim, sen olabilirsiniz. Böyle durumlarda taşkınlık yapmak yok. Ağlamak var ama taşkınlık yapmak yok. Yoksa lanet yağar. Tepemize lanet yağar. Okuduk, hadisi okuduk. Hem de orada köpekler gibi ulutur diyor Allah o ağlayanları. Evet. Yani hepimiz ölelim demiyoruz da ölmemek için çalışacağız tabii. Tedbirli olacağız, dikkatli olacağız. Evet ama böyle olduğu zaman da bağrımıza taş basacağız. Vatan için canımız feda olsun diyeceğiz. Allah bize kavi iman sahibi olanlardan eylesin inşallah. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî la ilahe illâ hu el hayy el kayyum etûbü ileyh. Fatiha-i şerife ma'al besmele-i şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemîn. Errahmanirrahim. Sıradan müstakim, sıradan müstakim. Oraya koy. Müstakim, sıradan müstakim. Müstakim, sıradan müstakim. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke suresi besmele ile beraber. On birer İhlas suresi besmele ile beraber bismillah. Fatiha-i Şerife ma'al Besmele-i Şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Üçer salavat-ı şerife. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله. سبحان ربي العلي العلى الوهاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Ya Rabbi namazımızı, dersimizi, okuduğumuz Süver-i Celile'yi, ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine, cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ervai paklerine, cümlesinin ehli beyt, el, ashab, etbaları, rıdvanullah aleyhi mecmain efendilerimizin ervai kutsilerine, bil cümle ahirete irtihal eden müminat, rahmetullah aleyhi mecmain ervahına, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, onu yetiştiren üstazlar, bizleri yetiştiren üstazlarımız, meşahefendilerimiz, hazırun, dersimizi dinleyen hazırun, cemaati müslümin ve hazır bulunanlar ve bu cami-i şerifi yaptıranlar, bugüne kadar gelmiş emeği geçenler, bu aziz vatanı bize hediye eden şüheda, kozat, ashab-ı hayrat, arkasından Fatiha okuyacak kimseler kalmamış, garip müminler, kâffesinin bütün müminlerin ruhuna hediye edik, vasıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecelerini yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. İmanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Rızkımızı helalinden bol eyle. Hayatımız boyunca hayırlarda yarışan sahi salih kullarından eyle. Son nefesimizde kamil bir iman ve ahlak hamide sahibi olarak eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü kelimesini canı yürekten söyleyerek çene kapamayı tüm ümmeti Muhammed'le beraber bizlere de nasip müyesser eyle. Bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm ümmeti Muhammed evladını şerlerden, belalardan, şeytandan ve şeytan gibilerden muhafaza eyle. Bütün Müslümanları, kafirlerin, zalimlerin, münafıkların hilelerine maruz Müslümanları, onların hilelerinden kurtar ya Rab. Bu kafirlerin hilelerini kendi ayaklarında dolaştır ya Rab. Müminlerin kalplerini birbirine ısındır ya Rab. Müminlere affınla, kereminle, lütfunla, setrinle muamele eyle ya Rab. Kalbimizde, gönlümüzde hiçbir mümine karşı kin, nefret, haset, fesat bırakma. Tüm ümmeti Muhammed'i hesap gününde mağfirin cümlesine dahil eyle. Aziz vatanımızı ve tüm İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, içtimai, iktisadi, siyasi afatlardan, musibetlerden muhafaza eyle. Şu dualarımızı da Kabe-i Muazzama'da ve Ravza-i Mutahhar'da edilen salih kulların hoşnutlukla kabul buyurduğun dualarınızı dahil eyle. Bize de güzel dua etmeyi nasip eyle. Güzel Kur'an'ını güzel okumayı, ahkamıyla amel etmeyi, güzel peygamberin sünnetlerini hayatında rehber edinip iki cihanda yüzleri ak çıkanlardan olmayı nasip eyle. Subhanakallahum ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruke ve netubu ilek. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.